Evet arkadaşlar, bu sorunun cevabı şöyle yapacağız. Öncelikle MT-153'ten Calculus 1'den şu kuralı hatırlamamız gerekiyor. Bir integralin türevi arkadaşlar şu şekildedir. F'te üst sınır çarpı üst sınırın türevi eksi F'te alt sınır çarpı alt sınırın türevi. Bunu kullanırsak arkadaşlar bakın ne yapacağız. dx yx eşittir. Yani verilen fonksiyonun x'e göre türevi eşittir. 3'ün x'e göre türevi 0. Artı sabit sayı dışarıda. İçerisinin x'e göre türevi. Artık içerinin x'e göre türevi arkadaşlar şu kuralı kullanacağız. Bu nedir? T gördüğümüz yere x yazacağız. X çarpı y'de x çarpı x'in türevi 1. Eksi T gördüğümüz yere şimdi 1 yazacağız. 1 çarpı y'de 1 çarpı 1'in türevi 0. Evet. Ve dolayısıyla burası 0 olacak. Buradan ne gelecek? X, Y, T gelecek. Dolayısıyla dy dx eşittir 2 tane x, y olacak. Y, T yerine y yazıyorum arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Evet, bundan sonra klasik bildiğimiz yöntemle ilerleyebiliriz. Nasıl ilerleyebiliriz arkadaşlar? Buradan şunu diyebiliriz. 1 bölü y çarpı dy eşittir 2x çarpı dx şeklinde ayırabiliriz. Ya buradan sonra her iki tarafın integralini alırsak ilk iki soruda olduğu gibi buradan ln mutlak değer y gelir. Buradan ne gelir? 2 çarpı x kare bölü 2'den ne gelir arkadaşlar? X kare artı c gelir. Şimdi amacımız c'yi bulmak. C'yi nasıl buluruz? Bakın burada değişik bir yöntem kullanacağım ben. Şimdi yine bir kuralımız vardı matematik 153 derslerinden, kalkülüs 1'den. A'dan A'ya fx dx arkadaşlar nedir? Sıfırdır. Şimdi bakın ne yapacağım ben. Y'de şu integralde alt sınır 1. Üst sınır da 1 olursa şunun tamamı 0 olur. Dolayısıyla bakın y'de 1 eşittir diyeceğim. 3 artı 2 çarpı integral 1'den 1'e nokta 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 dt diyorum. Bakın. Bu şu demek değil mi? Bu zaten sıfır demek. Yani başlangıç ve bitiş noktası aynı ise o integralin cevabı sıfırdır. Dolayısıyla bu ne olur arkadaşlar? 3 artı 2 çarpı 0 olur. Dolayısıyla 3 olur. Y'de bir 3 ise benim şu fonksiyonumda bakın dikkat edin. Ne yapacağım ben şimdi? Şu şekilde yazabilir miyim? X yerine 1 yazacağım ve cevap 3 çıkacak. Yani y değerim 3 çıkacak. Dolayısıyla ln 3 mutlak değer 3 eşittir 1'in karesi artı c. Dolayısıyla c nedir arkadaşlar? Ln mutlak değer 3 3 olur. Eksi 1 olmuş olur. C değerini bulduk. O zaman sorumuzu nasıl çözeriz? Ln mutlak değer y eşittir x kare artı ln 3 eksi 1. Bu şekilde bırakabiliriz. Veya ne yapabiliriz arkadaşlar? Bunu e üzeri şeklinde yazarsak buradan y gelir. Bu da e üzeri x kare artı ln 3 eksi 1 olur. Buradan ne olur arkadaşlar? E üzeri x kare çarpı e üzeri bir şeyler. E üzeri bir şeyler de biz c şeklinde yazabiliriz. Ama aslında o c'yi bulduk. Dolayısıyla son cevabımız arkadaşlar. Evet yazalım. Madem başladık. E üzeri x kare çarpı e üzeri ln 3 eksi 1 şeklinde bitirebiliriz. Ancak şu yeterlidir arkadaşlar. Veya ilk ifade bile yani ln mutlak değer y eşittir x kare artı ln 3 eksi 1 bölü ln 3 eksi 1 demek bile yeterli olmuş olur. Yani şuraya yazabilirim sonucu. Ln mutlak değer y eşittir x kare artı ln 3 eksi 1 dememiz de yeterlidir. Ama y'yi de yalnız bırakabiliriz. Her iki tarafı e üzeri şeklinde yazarsak şunu elde etmiş oluruz. Veya diyorum y eşittir e üzeri x kare artı ln 3 eksi 1. Bu şekilde bile bırakılabilir.